Merhaba Özgür Kocaeli takipçileri. Kocaeli Spor'un Erzurum maçındaki futbolcu performanslarını değerlendireceğiz. 10 üzerinden puanlama yapacağız. Geçen hafta başlamıştık. Bundan sonra her hafta burada karşınızda olacağız. Puanlarımızı vereceğiz. Evet, futbolcu performanslarına geçelim. Kalecimiz Harun'dan başlayalım. Harun aslında sezon başında, daha doğrusu transfer edildiği zaman bir kesimde soru işaretleri vardı, biliyorsunuz. Acaba yeni bir Korcan vakası yaşanabilir mi diye. Çok şükür en azından bu maça kadar bir herhangi bir sıkıntı olmadı. Çok da iyi kurtarışlar yaptı Harun. Ben de transferini desteklemiştim. Ama Harun'un bu maçtaki performansı hiç beğenmedim. Özellikle yan toplarda çok kötüydü. Yan toplarla ilgili zaafını biliyordum ama bu kadar olduğunu ilk defa gördüm. En az 2-3 gol pozisyonu var yani Harun'un verdiği pozisyonlar. Ki o goller olsaydı bugün burada hem Harun'la ilgili hem takımla ilgili çok farklı şeyler konuşabilirdik. Onun için Harun'u hiç beğenmedim. Bu nedenle kendisine düşük not vermek durumundayım. Hemen yazıyorum. Çok düşürmek de istemiyorum notları tabii ki. Çünkü iyi bir takımımız var çok şükür. Notlarım benim birazcık da şeydir yani, biraz boldur da diyebilirim. Hemen onu sildim. Savunmanın sağında Oğuz. Oğuz'a nazar mı değdi nedir bilemedim. İlk yarı fena değildi ama tabii Oğuz'un bir de şanssızlığı, karşısındaki rakipler çok etkili. Keçiören maçında da öyle. Bu maçta da çok iyi rakiplerle mücadele etmek zorunda kaldı. Bir de Oğuz ileriye çok çıkıyor. Çıkınca gerideki asıl görevini aksatıyor. Böyle bir sıkıntısı var. Oradan çok açık verdik aslında bu maçta. Allah'tan rakip değerlendiremedi ama Oğuz bu değildi yani. Bizim bildiğimiz Oğuz bu değildi. Oğuz kardeşime de bu hafta düşük not vermek durumundayım. Onun notu da yine 6. Gelelim sol tarafa. Sol bekte Atilla. Atilla ile ilgili çok şey yapamayacağım. Yani çok bariz hatası vardı. Çok iyi de diyemeyeceğim, kötü de diyeceğim. Normal bir Atilla performansıydı. Aman aman bir fahiş bir şeyini de görmedik. Onun için Atilla'ya da notum aynı. Bu hafta notlarım yakın birbirine. Atilla'ya da verdiğim not hemen göstereyim. 6. Hemen savunmanın ortasına gelelim. Savunmanın ortasında Burak Emir ikilisi vardı. Değişmiyor zaten. Geçen hafta da bu. Yusuf sakattı. Çünkü Yusuf Abdioğlu sakat olduğu için ikiliyle devam ediyoruz. Bu maçta savunma ortasında biraz tabii özellikle rakibin golünde falan baktığımız zaman bayağı rahat hareket ettiler. Bizim stoperler onları çok rahat bıraktı. Bir zaaf söz konusuydu golde. Ve pozisyonlarda, başka pozisyonlarda da iyi görmedim. Burak biraz daha kötüydü. Bir tık daha Burak daha kötüydü. Emir biraz daha bence ona göre daha iyiydi. Onun için bu hafta ben Burak'a 6 vereceğim. Burak'ın notu 6. Hemen yanında Emir. Emir'i ben çok şey bulmadım yani. Çok kötü bulmadım. Emir'e biraz daha böyle genç kardeşimize hem de teşvik de edelim kendisine. Emir'in puanını da 7 verdim. Gelelim orta sahaya. Orta sahada, orta sahanın önünde Yusuf Cihat'la Yusuf Emre vardı. İki Yusuf. İki Yusuf da aslında biliyorsunuz hasta hasta sahaya çıktılar. İshalleri vardı. Bir süredir de ishal olan futbolcunun ne kadar zorluk yaşadığını falan tahmin etmemiz gerekiyor. Sıkıntı yaşadı ki Yusuf Cihat devrede çıkmak zorunda kaldı. Daha fazla dayanamadı. Ona rağmen Yusuf Cihat elinden geleni yaptı. İlk yarıda rakibe de öyle aman aman pozisyonlar vermedik. Yusuf Cihat'a puanım 6. Şunu da söyleyeyim. Yusuf Cihat devam edebilseydi, iyi olsaydı bu maçta hasta değil de normal sağlam çıksaydı bence skor da böyle olmazdı. Çünkü Yusuf Cihat gerçekten bizim orta sahada özellikle o geçişleri yapan çok kritik bölgede oynayan bir oyuncu. Yusuf Emre'yi ben beğeniyorum. Yani Yusuf Emre'nin ayağı çok iyi. Pas hatası uzun oynamasına rağmen çok az.
Bence bizim takımın en önemli oyuncularından biri. Ben Yusuf Emre'yi çok beğeniyorum. Bu maçta performansını da çok şey görmedim yani. Çok kötü diyemem. Yani bu takımın ihtiyaçlarından biri. İlk 11'de olması gereken oyunculardan biri diye düşünüyorum ben. Ben Yusuf Emre'ye bu hafta 7 verdim. Kanatlara geçelim. Bir kanatta Berisse vardı. Öbür kanatta Candias. Candias yaşı gereği tabii, yaşı da 30-35 yaşında. Bu maçta çok fazla kendini şey yapamadı. Gösteremedi, etkisiz kaldı. İstediğimiz düzeyde bir Candias göremedik. Ben Candias'a bu hafta 5 vermeyeceğim. En düşük notum 6, onu da söyleyeyim. Candias'a da 6 numara, 6 puan veriyorum. Hemen yanındaki öbür kanattaki Berisse'ye bakalım. Onda Berisse'de de şey yoktu yani, öyle kötü diyemem, iyi de diyemem. Orta şekerli bir performansı vardı. Berisse'ye de puanım 6. Hemen göstereyim. Artık son iki kişi 10 numara pozisyonunda, 10 bölgesinde oynayan 41 numaralı Amaral. Kocaelispor'a geldiğinden bu yana ilk iki maçı yine dışarıda bıraksak en kötü performans, kayboldu gibi böyle oyunda. Eskiden daha önceki maçlarda savurmaya gelirdi, orta sahada çok liderlik alırdı, topu basardı, çok mücadele ederdi, koşardı. Bu maçta pek gözükmedi. Sevgili Amaral'a da 5 vermiyorum dedim, ona da 6 verdim. Ve santraforumuz Tanke. Tanke son iki maçtır golleri kaçırıyor. Kaçırdıkları pozisyonlar var. Maçın kaderini belirledi diyebilirim kaçırdıklarıyla. Ama Tanke yine iyi bir santrafor. Bu ligin en iyisi bence. Tanke'ye de çok düşük puan veremem. Tanke'nin notu da 6. Dolayısıyla bu hafta yoğunlukla 6 üzerinden gittik. Öyle o nedenle de yani çok kötü bir performans diyemem genel anlamda da. Önceki maçlara göre dediğim gibi biraz daha düşük. Ama Kocaelispor takımı Erzurum karşısında çok da kötü bir oyun oynamadı. İyi de oynamadı, onu da söyleyelim. Maçın hakkı beraberlikti bence. Ama bir kazanan olması gerekiyorsa o biz olurduk. Daha özellikle ilk yarıda daha pozisyonlarımız var. Bunun dışında bu hafta oyuna girenlerden beklediğimiz katkıyı alamadık. Hoca aslında o değişiklikleri yaparken, müdahaleleri yaparken mutlaka skora katkı yapacaklarını düşündü. Oyun gücünü artıracaklarını düşündü. Ama maalesef oyuna girenlerin bir katkısını göremedik. Bu hafta teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın notunu da verelim, öyle bitirelim. Tabii eleştiriler var Ertuğrul Hoca ile ilgili. Çok formsuzdu. Bu maçın berabere bitmesinde oyuncu değişiklikleri, özellikle Amaral'la Candias'ı alması çok eleştirildi. Dolayısıyla Ertuğrul Hoca'ya faturanın çıkartıldığı kısımlar var. Yani bir kesim öyle bir yorum yapıyor. Ben bu maçla ilgili beraberliği dediğim gibi çok şey yapmıyorum. Büyük bir kayıp olarak görmüyorum. Hocaya da çok öyle aman aman bir fatura çıkartmak istemiyorum. Öyle bir şey de görmedim. O beklentileri vardı oyunculardan ama o oyuncular performans gösteremedi. Bunda da çok hocanın bir kabahati olduğunu düşünmüyorum. Onun için ben Ertuğrul Sağlam'a da bu hafta takımın ortalaması gibi, takımın ortalaması 6'ydı değil mi? Ben Ertuğrul Hoca'ya 6.5'tan 7 verdim. Değişik bir şey yapayım dedim. Şöyle. Ertuğrul Hoca'mız, canımız, Türkiye'nin bence en iyi teknik adamlarından biri. İyi ki bize geldi. Onun da tabii formsuz olacağı zamanlar oldu ki ben çok formsuz olduğunu düşünmüyorum. 21 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Sancaktepe Stadı'nda inşallah Tuzla Spor karşısında yeni bir seriyi başlatırız. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.